Merhaba. Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz artık çoğumuzun evinde bir modem var ve bu modemler sayesinde internete çıkış yapabiliyoruz. Ve kullandığımız internet hizmeti için ya o operatör bize bir modem veriyor ya da kendimiz bir modem alıyoruz ve bunu kullanmaya başlıyoruz. Peki o modemin arkasındaki çıkışlardan, portlardan bir tanesi de USB portu. Bu USB portun ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü? Bu videoda işte bu USB portuyla neler yapabileceğinizi anlatacağım. Muhtemelen çoğunuzun bilmediği bir konu olacak diye tahmin ediyorum. Ben uzun zamandır kullanıyorum. Aslında çok basit ve çok işe yarayan bir yöntem. Ama çoğunuz bilmiyor olabilir diye bu videoda bu konuya yer vermek istedim. Evet, şimdi ilk kullanım senaryosuyla başlayalım. Şimdi modemin arkasındaki USB portu ne işe yarar? Örnek olarak sizin şöyle bir ihtiyacınız var diyelim. Siz bir film arşivi yaptınız. Bunu bir USB belleğe atmış olabilirsiniz ya da harici bir diske atmış olabilirsiniz. Ve o disk ya da bellek içerisindeki filmleri aynı anda çok fazla cihazda izlemeniz gerekiyor diye varsayalım. Yani örnek olarak ben oturma odasında televizyonda o diskte yer alan bir tane film açıyorum. Kardeşim de kendi odasında bambaşka bir filmi açmak istiyor diyelim. Ben şimdi fiziksel olarak o USB belleği alıp televizyona takarsam sadece ben izlemiş olurum. Benim öyle bir yöntem uygulamam gerekiyor ki bir şekilde bu USB belleği paylaşımı açmam gerekiyor. Bunun en kolay yöntemi aslına bakarsanız modemleri kullanmak. Tabii ben şunu da yapabilirim bu arada. Kullandığım herhangi bir bilgisayardaki bir klasörü paylaşımı açabilirim. Ve aynı lokal ağdaki tüm cihazlar bu bilgisayara bağlanıp gidip o filme erişebilir. Yani dokümanlara erişebilir. Ama bu bilgisayarı hep açık tutmam gerekir. Bilgisayarı hep açık tutmaktansa zaten modem genelde hep açık oluyor. Modem üzerinden bu paylaşımı yapmak oldukça kolay bir yöntem oluyor. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Elimde bir USB bellek var diyelim ve ben buna film arşivlerimi atmıştım. Şimdi bu USB belleği alıyorum ve modemin arkasındaki USB portuna bağlıyorum. Bundan sonra yapmam gereken şey modemin ayar sayfasına geçiş yapmak ve bu USB belleğin içindeki klasörleri multimedya olarak dışarıya paylaşıma sunmak. Dışarıya paylaşımı açınca örnek olarak ben televizyonumdan, kardeşim kendi televizyonundan ya da bilgisayarından, iPad'inden, telefonundan herhangi bir cihazdan gidip bu klasöre erişebilir duruma geliyor ve onun içerisindeki bir filmi ya da müziği açabilir duruma geliyor. İşte böyle bir ihtiyacınız varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi cihazlara değmişken mesela şundan da bahsedeyim. Biliyorsunuz benim kanalımda Xiaomi Mi TV ile ilgili iki tane video var. Bu videolardan bir tanesi biliyorsunuz daha gelişmiş ürün olan 4K video destekli arkasında USB portu olan bir model. Ama Mi TV Stick daha ucuz olan bir model ve bunun arkasında USB portu yok. Siz varsayalım ki Mi TV Stick aldınız ama bu Mi TV Stick'te de USB'deki filmleri izlemek istiyorsunuz. Ama USB'yi bağlayabileceğiniz bir portunuz yok. İşte o zaman yine gidip modemden bir paylaşım açıp Mi TV Stick'te bu videoya erişip istediğiniz gibi filmlerinizi izleyebilirsiniz. Yani USB'yi paylaşmanız gereken her noktada bu anlatacağım yöntemi kullanabilirsiniz. Peki ben bu USB belleği modeme taktım. Tamam. Bundan sonra paylaşıma nasıl açacağım? Şimdi ben mevcutta Turkcell Super Online Fiber kullanıyorum. Bu nedenle göstereceğim video arayüz Turkcell Super Online Fiber'in arayüzü olacak. Ama siz farklı bir operatör üzerinden farklı bir modem kullanarak aynı hizmeti alıyor olabilirsiniz. Onun da benzer bir yöntemi var. Bu söyleyeceklerimi benzer olarak onlarda da uygulayabilirsiniz. Şimdi modemin ayar sayfasına girmek için biliyorsunuz genelde 192.168.1.1 adresine gitmemiz gerekiyor. Bu bazen 1.2, 2.1 ile de bitebiliyor. Ama benim vereceğim örnek yani benim kendi modemimde 192.168.1.1. Şimdi Turkcell Super Online Fiber'in arayüzünde paylaş diye bir kısım var. Buraya geçtiğimiz zaman bir depolama paylaşımı, bir de multimedya paylaşımı diye iki tane seçenek var. Burada şunları yapmamız gerekiyor. Şimdi USB'yi taktık. Gerçekten bu USB'yi görüp görmediğini anlamamız için depolama paylaşım kısmında zaten dizin seçenekleri var. Burada USB'yi görüp görmediğini anlayabiliyoruz. Burada ya anonim kullanıcılara izin vermemiz gerekiyor ya da yeni bir FTP user oluşturup kullanıcı adı ve şifre girilerek buraya erişime izin verilmesi gerekiyor. Önce gidiyoruz depolama paylaşımı kısmından erişime izin veriyoruz. Bundan sonra bizim artık bu videoları da dışarıya multimedya olarak paylaşabilmemiz için bir de multimedya paylaşımı kısmına geliyoruz. Multimedya paylaşımı kısmında anonim kullanıcılara izin ver dedim ben örnek olarak. Bu ne anlama geliyor? Benim modemime bağlanan herkes bir şekilde bu dizine erişebilir demek. Anonimin anlamı yani kim olursa olsun modeme bağlıysanız
gelin erişin anlamında oluyor. Ben şimdilik böyle kullandım ama güvenlik gereği nedeniyle siz anonim yerine direkt user da oluşturabilirsiniz. Anlatması kolay olsun diye ben anonim user'ı seçtim. Anonim kullanıcıları etkinleştir dedikten sonra dizin seçin kısmından gidip USB belleğimdeki o filmleri depoladığım klasörü seçiyorum. Ve burada benden bazı haklar istiyor. Mesela ben burada okuma ve yazma hakkı vermek istiyorum. Çünkü ben bu klasörün içerisinde her an yeni bir video atabilirim ya da mevcut bir videoyu bu klasör içerisinden silmek isteyebilirim. Bu şekilde okuma yazma yapabilmek için vermem gereken yetki okuma yazma seçeneği oluyor. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Evet, bu adımları izledikten sonra aslında şimdi bir paylaşımı açmış olduk. Peki ben buna nasıl erişim sağlayacağım? Örnek olarak Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarla başlayalım. Windows işletim sisteminde Windows Explorer yani dosya gezginine geldiğimiz zaman oradaki pet kısmına ftp://" yazıp sonra 192.168.1.1 yazıyoruz. Ve ben anonim kullanıcılara izin ver dediğim için hiç kullanıcı adı şifre girmeden direkt paylaşım yapmış olduğum o klasörler bana açılıyor. Şimdi benim bundan sonra gittiğim dizin o videoların olduğu klasörü açmak. Klasörlere geldiğim zaman artık bu videoları istediğim bir uygulama üzerinde açabiliyorum. Ben burada genelde VLC Media Player'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Windows'un biliyorsunuz kendi Windows Media Player uygulaması var ama çok başarılı olmuyor. Bu videoları açamıyor maalesef. En azından ben de açamadı Windows 10 kullandığım işletim sisteminde. Ama VLC Media Player'de hiçbir takılma olmadan ve altyazı klasörü de hemen o videonun yanındaysa, aynı isimle kaydedilmişse onu da otomatik olarak ya kendisi ekliyor ya da gidip sizin kendinizi sürükleyip bırakıp açmanıza imkan sağlıyor. Böylece artık siz bunu bilgisayarınızda izleyebiliyorsunuz. Peki ben Windows değil de Mac kullanıyorum. Ne yapacağım? Aslında burada da benzer bir yöntem var. Bu sefer örnek olarak Safari gibi bir web browser açıp burada yine ftp://" yazıp devamında 192.168.1.1 yazdığımızda o FTP dizinini açmaya çalışıyor. Burada anonim user dediğimiz için kullanıcı adı ve şifreyi boş bırakarak direkt artık Mac bilgisayarımızda o USB bellekteki paylaşımı açtığımız dizine erişebiliyoruz ve buradaki videoları açabiliyoruz. Evet, böylece macOS ve Windows işletim sistemlerinden bahsetmiş oldum. Peki örnek olarak ben iOS kullanıyorum. Bir iPhone'um var. Peki iPhone'da bunu nasıl yapacağım? Şimdi iPhone'da kullanmanın da yine en kolay yöntemi VLC Media Player oluyor. Ben şimdi size buradan uygulama olarak anlatmaya çalışacağım. Bunun için VLC Media Player uygulamasını telefonunuza indirdiğinizi varsayıyorum. VLC uygulamasını başlatıyorum. Burada baktığım zaman Network diye bir seçenek var. Burada File Server kısmı var. Buradan Connect'e basıyorum. Şimdi bana çeşitli bağlantı şekilleri seçmemi istiyor. SMB, FTP, Plex diye yöntemler var. Ben FTP ile bağlanmak istiyorum. Ve server kısmına 192.168.1.1 yazıyorum. Port kısmına da 21 yazıyorum. Şimdi bunları yazdıktan sonra connect dediğimde artık bu USB belleğin içerisindeki paylaşıma açılmış tüm klasörleri görebiliyorum. Örnek olarak ben burada film tiyatro adını verdiğim bir klasör var. Buradan basıyorum ve buranın içerisine attığım filmler var. Örnek olarak baktığım zaman mesela bir tiyatro oyunu var. Frankenstein. Biz bunu Türkçe olarak genelde Frankenstein'de okuyoruz. Frankenstein'i bir açalım. Bakın orada altyazı dosyası da vardı. Şu an videoyu açmaya başladı. 1 saat 58 dakikalık bir tiyatro videosunu açmış oldum size. Bu şekilde bir film de açabilirsiniz. Şimdi bunu yukarıda mesela hemen ileri almaya çalışıyorum. Evet, şu an oynuyor. Sesini biraz kısayım. Şu an telefonumdan gidip o modemin arkasındaki USB'nin içerisinde olan bir tiyatroyu açmış oldum. Bunun yerini kapatıyorum. Mesela bir klasör daha yaptım. Kendi YouTube videomu attım ben buraya. Yine MP4 video uzantısıyla. Mesela iPad almadan önce bilmeniz gereken 5 madde diye. Şu an açtım ve bu oynuyor. Evet, bunda da ileri geri alabiliyorum. Bunu telefonumda açmışken aynı anda bir başka kullanıcı gidip kendi bilgisayarında bu USB belleğin içerisindeki bambaşka bir videoyu oynatabiliyor. Örnek olarak söylüyorum. Ben burada telefonda açtım. Kardeşim gidip bilgisayarında açabilir. İşte abiniz gidip televizyonda açabilir. Bunun gibi kullanımlar yapabilirsiniz. Yani aynı anda USB bellekten okuma yapabiliyor. Tabi burada USB bellek ya da kullandığınız o harici diskin okuma yazma hızları da önemli oluyor tabii ki. Şimdi bu videoyu da kapatıyorum. Ve sadece video değil bu arada. Mesela ben bir de müzik attım. İşte MP3 uzantılı bir müzik açalım. Bakın onu da şu an açtı. İleri alabiliyorum. Durduruyorum. İleri sarabiliyorum. Başka bir müziğe geçiş yapabiliyorum. Yine VLC Media Player üzerinden hepsini yönetebiliyorum. Bu kadar basit oluyor. Peki siz bu yöntemi Xiaomi TV'lerde nasıl kullanacaksınız? Şimdi Xiaomi TV'lere biliyorsunuz çeşitli APK uygulamaları kurulabiliyor.
Ben örnek olarak bir File Explorer uygulaması kurdum. Bu File Explorer uygulamasına geldiğiniz zaman burada yine sunucu ekleyebiliyoruz. Sunucu ekle kısmında ben modemimin arayüzüne eriştiğim 192.168.1.1'i yazıyorum. Ve artık bu modemin içerisindeki USB'yi de görmeye başlıyor. Ve bu USB klasörün içerisindeki ilgili video dosyasına gidip bastığım zaman o videoyu oynatabilir hale geliyorum. Tabii burada şöyle bir şey var. Ben şimdi 192.168.1.1 yazıyorum ya. Aslında bu işte iPhone, televizyon vesaire hepsinin o modeme bağlanmış olması gerekiyor. Ama şöyle bir yöntem de var. Mesela ben SuperOnline modemi kullanıyorum. Ama son videolarıma bakarsanız Asus'un bir router ürünü var. Bu router'ı da modeme bağlamış şekilde kullanıyorum. Yani mesela ben iPhone'umla gidip aslında router'a bağlayayım. Doğrudan modeme bağlı değilim. Router'a bağlayayım. Ama sonuçta o router'da modeme bağlı olduğu için 192.168.1.1 yazınca yine modemin arayüzüne erişebiliyorum ve FTP'li gidince FTP server'ına erişmiş oluyorum. Bu şekilde o modemin içerisindeki USB'yi görüyor ve bütün filmlerimi, dosyalarımı açabilir hale geliyorum. Evet, böylece ilk kullanımdan bahsetmiş oldum. Bu muhtemelen sizin ihtiyaç duyabileceğiniz bir kullanımdı diye tahmin ediyorum. Çünkü video izlemek genelde en temel ihtiyaç oluyor. Ve bu bahsettiğim cihazlarda da işte videoları izleyebilmek için en kolay yöntem ve en ucuz yöntem bu diyebilirim. Aslında daha pahalı yöntemler, daha kaliteli yöntemler de var. Örnek olarak pahalı bir NAS cihazı alabilirsiniz. NAS dediğimizde işte Network Attached Storage diye geçiyor. Yani bunlar daha böyle yedekleme amaçlı falan da kullandığımız ya da böyle server gibi kullandığımız yapılar oluyor. Ama benim burada anlattığım yöntem son derece basit. Zaten modem hepimizde var. Bir de USB'niz varsa bu yöntemi hepiniz uygulayabilirsiniz. Uygulaması da oldukça basit ve çok işe yarayan bir yöntem. Şimdi ikinci bir kullanıma gelelim. Varsayalım ki siz birden fazla cihaz kullanıyorsunuz. İşte mesela bir Windows'unuz var. Başka bir Mac bilgisayarınız var. İşte iPad'iniz var. Hepsinde böyle bir dosya transferi yapmanız gerekiyor diyelim. Yine NAS gibi pahalı çözümler yerine bu bahsedeceğim modemin arkasına USB bağlayarak paylaşım açma yöntemini kullanabilirsiniz. Mesela bir Word dosyanız var. Bunlar zaten boyutu genelde küçük oluyor. Modemin USB portuna bağladığınız bu USB'ye gidin o Word dosyanızı atın. Daha sonra gidin mesela Mac bilgisayarınızdan erişmeye çalışın o dizine ve o Word dosyasını bilgisayarınıza indirin. Ya da telefondan mı açmak istiyorsunuz? Telefonunuzdan gidin o paylaşım açtığınız dizine erişin. Word dokümanını bulun ve bir anda dokümanı açmaya başlayın. Bu yöntem için kullanabilirsiniz. Yani kendinize mail atmaktansa işte sadece ben bilgisayarlar arası dosya transferi yapmak istiyorsam yine bunu kullanabilirim. Eğer dosya boyutu küçükse gerçekten pratik oluyor. Daha büyük boyutlu dosyalarda birazcık yavaş kalabiliyor. Yani basit dosya paylaşımları için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı gelecek. Bu nedenle abone olmanızda fayda var diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.